Şimdi Macaristan'da kalacağımız eve geldik. Hem şöyle göstereyim. Tarihi bir sokak. Çağatay'la buluştuk metroda. Tarihi sokak nasıl tarih derken? Tarihi abi her yer. Baksana şu evlere baksana ya. Her yer barok mimari. Barok aynen öyle. Osmanlı kalıntıları. Geldik ev sahibini bekliyoruz. Gelirse bir an önce yemek yiyeceğiz. Çağatay Viyana'dan geldi. Çok açmış. Alo. Görüşürüz. Kaldığımız yatak, mutfağı, böyle ufak bir salonu var. Çek yatağı, zaten kişi yatabilir. Yemek masası, televizyonu. Mutfakta her şeyi sağ olsun ev sahibi hazırlamış. Çayı, kahvesi, makarnası, küve arabası. Ufak kullanışlı ama şık bir ev. Evet, şu anda bir şeye geldik. İtalyan restoranına geldik. Vendetta. Pizza yiyeceğiz. Bizim Çağatay'ın karnı çok acıktı. Şu anda aç şekilde. Çok aç. Çok aç. Evet, sabahtan beri yolda. Fiyatlara bakalım mı abi? Aa, pizza menüsü gitti. İçecek menüsü var. Ha, pizza da burada. Margarita söyledik. Gözüküyor mu? Margarita ne kadar? Ne kadardı? 9.3 euro. 2650. Ve onların fufu. İçecekle biraz söyledik. 4 euro. Bu arkadaşlarım tatil olması sebebiyle her yer kapalı, çok açık yerde bulamadık. Bulduğumuz yerlerin de hepsi çok doluydu ya. Hamburgerde yarım saat sıra bekler misiniz dediler bize. Yarım saat. Değil mi? O yüzden önce Çağatay'ı doyuracağız, sonra gezeceğiz. Şimdi geldi pizzalarımız. Yombi kapta pizzalar. Şimdi göstereyim. Gayet güzel. Budapest'te de Noel olduğu için Christmas bar kurmuşlar. Evet. Oraya geldik. Christmas G'yle. G'yle. Christmas. Ankaralı gibi. Ankaralı Christmas gibi. Oraya geldik. Şimdi orada dolaşıyoruz biraz. Then ask it to come over. Not very good.
Az önce yapılışını gördük. Neydi ismi? Tridellik ama bunlar başka bir şey diyor. Tridellik. Çimli. Bunlar çimli diyor. Biz Pırlar Tridellik diyor. Yapılışını gördük. Yemeğe geldik. Dün Çağatay. Neredeymişsin sen? Prag. Prag demiş, daha güzel dedi ama. Ya bu neydi bizdeki adı ya? Ona benziyor. Ne benziyor? Waking up in my bed, you're still stuck in my head. I'm not even hungover. I wanna call your phone, tell you what you did wrong, then ask it to come over. Not very good with decisions, know what's right, but I don't listen. Köprüyü geçtik Tuna Nehri'nin üzerinden. Zincir Köprü'den karşıya geçtik. Buda Kalesi'ne çıkacağız. Şurada finiküler var. Kale zaten burada. Aa, size şundan bahsetmek istiyorum. Lime. Hayat kurtarıyor. Bizim martı gibi bir şey yapmış elemanlar. Uygulamasını indiriyorsunuz. Para yüklüyorsunuz.
istediğiniz turla gidiyorsunuz. Şehir içinde çok şey arıyor. Şimdi şöyle bir şey oldu Kanada. Binikülerle yukarıya çıkış 1000 UF. İniş de 1000 UF, 2000 UF. Şöyle bir servis yapmışlar. Şöyle küçük arabalar var arkamda gördüğünüz. Turist arabaları. 2010'larla dedik. Onlarla 4 tane yer mi yazacağız? Evet. Dört tane yer gezebiliyoruz. Hangileri? Buda Kulesi, Buda Kalesi, Kestor Gampada, Balıkçılar Tabiası. Gördüğünüz 4 yerde gezeceğiz komple. Şimdi aracımızı bekliyoruz. Şu anda shuttle basamıyorum. Sorry, can I open this one? 36, 9, 12 bisiklet gibi bir şey. Şimdi yukarı çıkacağız. Böyle. Sıcak bir tam. Sıcak. Aynen. Samimi de. Allah bir şey diyor. Ve Balıkçılar Tabiası'na geldik. Yaklaşık shuttle'la 10 dakika falan sürdü. Yakın ama bayır yukarı olduğu için yürüyerek gelmek biraz sıkıntılı. Burası da Budapeşte'nin Balıkçılar Tabiası. Burası da Buda tarafından Peşte tarafının görünüşü. Ortada Tuna Nehri. Şurası yürüyerek gezdiğimiz Zincirli Köprü. Aziz Stefan Bazilikası, şurası kulelerine çıktığımız. Gezelim bakalım. We'll be right back.
Shuttle'la birlikte Budapest'te kalesine geldik. Bu da kale. Evet. Galiba bir de orada kale var. Kalesi ayrı bir var diye tahmin. Öyle düşünüyordu ama Ahmet. Şehir Peşte tarafını kurmuşlar. Gezilecek yerler. Bu da tarafında Zincirli Köprü'yü geçiyoruz. Ondan sonra da zaten. Ama her yer yakın bence. Değil yani yazın. Dinlene gezilebilir ama kışın soğuk. Hele güneş battıktan sonra. Şu an saat kaç? 4-10 geçiyor. 4-10 geçiyor ve hava kararmak üzere. Güneş gittiği gibi zaten soğuk başlıyor. Yaklaşık 20 dakika yürüdük. Sonrasındaki Grand Market, büyük markete geldik. Şimdi orayı gezeceğiz. İnşallah açıktır dedik. Bakalım Grand Market'te neler var. Ve mutlu son. Gördüğünüz Grand Market Christmas sebebiyle kapalı. Buraya kadar geldik. İnşallah vardı dedik ama ortada kapanıyor ya. Normal zamanda da yine de yetişiyorduk yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam yola. Şimdi 72 numaralı otobüse bindik. 72 numaralı otobüsten Budapest'in en meşhur hamamına geldik. Bakalım. Gireceğiz, göreceğiz. Buraya kadar gelmişken de girmeyelim demedik. Hadi bakalım. Vajdahunyad Kalesi'ne geldik. Benim en çok beğendiğim yapılardan bir tanesi Budapest'te. Görünüşü gerçekten çok güzel. Orayı gezeceğiz. İlk başlarda bu kale mukavva ve ahşap kullanılarak yapılmış. Geçici olarak.
Sonra Romanya'da kalenin birebir aynı kopyası yapılıyor. Kale çok ilgi görüyor. İlgi görünce buraya da bu kale yapılıyor 1900 yılların başında, 1904 yılında. Hemen Kahramanlar Anıtı'nın yanında zaten Rus kitlesi var. Onun yanında da bu kale var. Üşüdük. De böyle. Ve yeni durağımız Kahramanlar Meydanı. Hemen bu süsün kenarında. Yeni işe bir meydan. Ortasında anıt. Eğer termale gidecekseniz ya da buz pistine gidecekseniz buraya gelip buradan hemen yürüyerek 2 dakikada hem termale hem de buz pistine gidebilirsiniz. Evet, artık yavaş yavaş Budapeşte gezimizin sonuna geliyoruz. En son geldiğimiz yerde işte termal hamamdı. Buz pistini gezdik. Kahramanlar Meydanı'na geldik. Artık yavaş yavaş akşam yemeğini yiyip yola çıkacağız. Görüşürüz.